Evet değerli arkadaşlarım, CNC Dik İşleme Merkezi'nde offset sayfasının tanıtımı. Offset sayfasında ne işe yarar? Offset sayfasında birinci geom satırlar arkadaşlar, takımlarımızın Z boylarını aldığımız satırlardır. Geom'un yanındaki Wear bölümü, Wear sayfası ise arkadaşlarım, örneğin punta ile punta attık veya da matkap ile delik deldik veya da tarama kafası ile yüzey taradık. Ancak ölçü istediğimiz ölçü olmadı. Takımın Z0'ını aldık, tarama yaptık örnek veriyorum veya da delik deldik. İstediğimiz derinliği, istediğimiz ölçüyü alamadık. Buradan offset verebiliyoruz. Yani örnek veriyorum 20 milim delik deleceğiz, 18 milim oldu. Buraya -1, -2 girdiğimizde 18'i 20'ye tamamlayacaktır. Veya da tarama ile tarama yaptık. 15 milimlik bir parça istiyoruz. Taradık. Kaç geldi? 16 geldi. Yine buradan -1 değer vererek 16'yı -1 daha indirerek 15'e düşürebiliriz. Yani bu şekilde. Tekrar etmiş olayım. Matkap ile delik deldik. 30 milim derinliğinde delik deleceğiz. Kör bir delik olsun. Deldik, ölçtük. 28 geldi. Biz bunu 30 olmasını istiyoruz. Buraya hangi takım ise onun offsetine, wear'ına gelip -2 diyerek 28'i 30'a tamamlıyoruz. Bir sağ kısımdaki geom sayfası ise kullandığımız takımın yarı çap telafisini ifade eder. Örneğin 12 çapında bir freze. 12 çapındaki bir frezenin yarı çapı 6'dır. Buraya da hangi numaralı takımı kullanıyorsak, örneğin bir numarada 12 çapında frezemiz takılı olsun. Buradaki radius kısmındaki geoma takımımızın yarı çapına giriyoruz. Örneğin 6 diyerek yarı çap telafisini girmiş olduk. Veya da -6 diyerek yarıçap telafisini girmiş olduk. Artı da küçülürken eksi de büyür arkadaşlar. Burayı da sıfırlayalım. Daha sonra radius'un yanındaki wear sayfasına gelecek olursak. Örneğin şu an şurada kullanıyoruz. Takım 11'de radius'un wear satırında burada kullanıyoruz. -0.130 değeri vermişiz. Bu da arkadaşlar örneğin bir tane kare parça yapıyoruz veya da bir tane yuvarlak yapıyoruz. İnterpolasyon yaptığımızı düşünün. Veya da kare yaptığımızı düşünün. Veya da havuz açtığımızı düşünün. Bunun genişlikleri örnek veriyorum 30'a 30 olacak. 30'a 30 olacak. Ancak bizimki ne geldi? 29.8 geldi. Buraya 29.8 geldi. 30 olması için %20, yani onda 2 var arkadaşlar. Buraya -0.1 verdiğimizde, onda 1 verdiğimizde bizim 29.8 ölçümüzü ne yapacaktır? 29.8 ölçümüzü 30'a tamamlayacaktır arkadaşlar. Burayı da tekrar edelim. Hızlı konuştuk. Biraz anlaşılmamış olabilir. Burası arkadaşlar bir yuvarlak yaptığımızı düşünelim. Bu yuvarlağın çapı 30 milim olsun. 30 milim değil de 29.8 geldi. Ne yapacağız? Buradan geleceğiz. 10'da 2, yani %20 olduğu için 29.8'den sonra buraya -0.1 verdik. 10'da 1 bir taraftan, 10'da 1 diğer taraftan alarak bizim ölçümüzü 30'a tamamladı. Eksi değeri verirsek büyür, artı değeri verirsek küçülür. CNC Dik İşleme Merkezlerinde offset sayfası da elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Aklınıza takılan soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.